Herkese merhabalar. Antikyat İşlevi Programı'nın bugün yine çok değerli bir konuğu var. Beytur AŞ firmasından Burak Doğu arkadaşım var. Değerli arkadaşım hoş geldin. Hoş bulduk. Sefalar getirdin, buraya kadar geldin ve bizleri kırmadığın için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Seni daha yakından tanıma şansına sahip olacağız. Kendinden bahseder misin bize? 84, Ankara doğumluyum. İnşaat mühendisiyim. Antalya'da yaklaşık 32 sene önce kurulmuş bir aile şirketimiz var. Kuzenlerim, amcalarım, baba ben beraber inşaat olarak başladık. Şu anda inşaat, konaklama, otel artı yeme içme üzerine ticaretimize devam ediyoruz bu şekilde. Peki firmanın yapmış olduğu faaliyetlerden bize bahsedebilir misin? Konaklamadan bahsettin, gıda hizmet sektöründen daha çok detaylı bilgi sahibi olabilir miyiz? Şimdi şirketimizin aslında ana faaliyeti inşaat. Daha önce biz konut inşaatı, kooperatif inşaatı, otel inşaatları yaptık. Halihazırda da daha önce inşaatını yaptığımız bir otelimiz var, Corner Park. Bunun işletmesini yapmaktayız. E, aynı zamanda yine otelin altında da bir yeme içme e, üzerine bir şirketimiz var. E, cafe, Social Point bunun da işletmesini devam etmekteyiz bu şekilde. E, i̇nşaat mühendissiniz, e, farklı alanlarda e, yatırımlar yaptınız, aile şirketinden bahsettiniz. E, farklı alanlarda yeni yatırım düşünceniz var mı işletme olarak? E, açıkçası e, bunu her zaman düşünmek gerekiyor yani şimdi yaşadığımız coğrafyada e, yumurtaları farklı sepetlere koymak bir mecburiyete dönüştü artık. E, bu sebeple mutlaka hani e, yatırımları çeşitlendirmek gibi bir e, niyetimiz oluyor. Biraz da bu sebeple biz e, oteli tercih etmiş olduk. Çünkü e, periyodik olarak e, bir sektör durduğu zaman başka bir sektörün bunu takviye etmesi gibi bir ihtiyaç var. Antalya gibi bir coğrafyada da turizmde bulunabilmek e, bir avantaj. E, bunun gibi farklı bir sektörde neden olmasın olabilir. E, son zamanda düşündüğüm enerjiyle ilgili bir şey olabilir diye düşünüyoruz. Dediğiniz gibi Antalya'nın e, coğrafyasının sahip olduğu e, ciddi avantajlar var e, tarım alanında, turizm alanında, e, sanayileşmeye dönük de e, belli. E, gelişimler gözlemliyoruz. E, sizler de Antalya'nın ihtiyaçları, e, toplumun ihtiyaçlarına yönelik farklı sektörlerde hizmet göstermeye açık bir firmasınız. E, enerji sektörü de zannediyorum. Bu ihtiyaçların arasında e, enerji ile ilgili nasıl bir düşünceniz var? E, açıkçası e, uzun vadede e, güneş enerjisiyle ilgili e, daha büyük gelişmelerin olacağı aşikar. Bununla ilgili de biz e, basit bir yatırım da e, şu şekilde yaptık. E, otelimizin e, geçen sene yaptığımız tadilatında 200 adet fotovoltaik panelle e, otelimizin enerjisinin bir kısmını kendi üretmeye başladı. E, bu bir test gibi de e, diyebilirsiniz ama uzun vadede şartlar oluşursa bu sektörde de yatırımda bulunmak e, istiyoruz. Girmiş olduğunuz yatırım yapmış olduğunuz sektörlerde sizlerin başarılı olduğunu görüyoruz, başarılarınızın da artarak devam ettiğini de görüyoruz. Bunu yeni yatırımlarınızda da umut ediyoruz ki sahip olursunuz. Peki bu başarıya giderken temel aldığınız ilkeler, değerler nelerdir? en başta bunun en tepesine güven yazabilirim ben. Hani bu bir aile şirketi, işte kuzenlerim, amcalarım, baba, ben beraberiz. Birilerine bir şey emanet edebilmek ve bunu bir güven duygusuyla yapabilmek çok kıymetli. Bana göre hani bizim kendi yapımızda tepeye ben güveni yazabilirim. Ondan sonra altını işte iş bölümü, liyakat vesaire işte eğitim Mutlaka bunlar da çok önemli ama takım oyunu yani bu bir güvendir. Ee, en kıymetli, en tepeye ben bunu yazabilirim. Benim güvenebileceğim e, birçok insan var etrafımda. Bu hakikaten insanı iyi hissettiriyor. Bu kadar farklı müşterilere sahibi olabilmeyi neye bağlıyorsunuz farklı sektörlerde? Bunu otel açısından e, soruyorsanız... Otel açısından, Social Point'teki müşteri potansiyelinizden, burada temel aldığınız ilkelerden bahsedebilir misiniz? Yani Burada kaliteli hizmet verebilmek bizim için çok kıymetli. Şimdi yaptığımız iş aynı zamanda kendi markanızı yaratmak, bunlar çok kıymetli. Burada yapacağınız iyi işler bir sonraki işin de önünü açabiliyor. Artı uzun süredir ticaretle uğraştığınız zaman çok fazla hata yapma lüksünüz olmuyor. O yüzden hani bir işi yapıyorsanız en iyisini yapmanız gerekiyor. Bu da çok kıymetli bizim için titiz bir şekilde işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Hem müşteri beklentilerini karşılayarak, çağın gerekliliklerine dönük yatırımlar yaparak da e, müşteri portföyünüzü ben e, genişlettiğinizi, daha da büyüttüğünüzü görüyorum. Sizi bu başarınızdan dolayı da e, kutluyorum. Yeni yatırımlarınızda da aynı başarıları elde edeceğinizi umuyorum. E, yoğun bir şekilde çalışma hayatınız var. E, farklı sektörlerde e, işleri takip ediyorsunuz. Ee, ama kendinize de e, zaman ayırıyorsunuz. Hop. Ayırdığınız zamanlarda neler yapıyorsunuz? Hobileriniz nelerdir? Ee, pandemi birçok şeyi değiştirdi. Ben e, sporu e, çok seven bir insanım. E, pandemide farklı e, hobiler e, de edinmeye başladık. Mesela işte e, bu ara masa tenisini çok fazla oynuyorum. E, evime küçük bir spor salonu kurdum. Hani e, Hem pandemi açısından risk almamak adına da hem de spordan kopmamak adına çekirdek bir arkadaş grubumuz var. Devamlı PlayStation oynarız. Şimdilik bu şekilde gidiyor. Fırsat buldukça kendimize de vakit ayırmaya çalışıyoruz. Ben buraya kadar geldiğiniz için bizleri kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Aynı derneğin çatısı altında olmaktan, birlikte yol yürümekten, paydaş olmaktan dolayı da büyük mutluluk duyuyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Biz de seninle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık tekrardan. Antikyat İşleviye'nin bugün yine çok değerli bir konuğu vardı. Beytur AŞ firmasından çok kıymetli arkadaşım, dostum Burak Doğu'yu ağırladık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.